Peşimizde bir adamın dolaşması çok sinir bozucu. Ha, nereye kadar gider bu iş hiç bilmiyorum. Vallahi Ferhat mevzundan kurtulana kadar en iyi çözüm bu Zeynep. İyi de daha adamın nerede olduğunu bile bilmiyoruz ki. Yani niçin bulunmaz, nasıl bulunmaz onu da çözemedim hala. E işte insan bulunmak istemeyince. Kuzey onunla daha önce nasıl görüşüyordu? Yani görüşüyorlar mıydı? Ya o zamanlar bu dövüş dalgasına görüşüyorlardı ama o zaman da Kuzey adamın evini yurdunu bilmezdi. Ya telefonla görüşüyorlardı ya da Zımba diye bir herif vardı. Onunla birbirlerine haber uçuruyorlardı. Ama şimdi o kapı da kapandı. Yani durum vahim. Arkandaki gölgeye alıştırıyorsun. Sabır diyorum. Kuzey eninde sonunda halledecek bu mevzuyu. Elindeki fotoğrafları polisle paylaşsa? Yani Kuzey halledeceğine polis uğraşsın. O zaman Ferhat'ı daha beter üstüne sıçratır. Ay tam bela yani. Vallahi elinize sağlık Gülten teyze. 10 numara 5 yıldız olmuş her şey. Zaten benim için 1 numara siz, 2 numara Handan teyze her zaman. Afiyet olsun. Vallahi gerçekten her şey çok lezzetli. Hadi hadi şu böreklerden soğutmadan yiyin hadi. Vallahi alacağım ben bir tane daha. Ya yemekten sonra sahilde biraz yürüyüş yapalım mı? Evde bütün gün çok sıkıldım. Olur. Olmaz. Kusura bakma Zeynep'ciğim ama çıkamazsın. Neden? Yani anlamadım. Bu evde kaldığın sürece canım benim sorumluluğumdasın. Hele ortalıkta böyle bir durum varken ben buna izin veremem. Cemre de çıkıyor. Ama Cemre şirketten arkadaşlarıyla birlikte teknede. Yanında bir sürü insan var, kalabalıklar yani. Üstelik bundan benim de haberim var. Affedersin canım ama yani başına bir şey gelse kimin sorumluluğunda? Benim sorumluluğumda değil mi? Yani babanla aran düzelene kadar ben buna izin veremem. Tamam Gülten teyze, merak etmeyin. Ben yarın Ali'lere taşınırım. Ay ne alaka Zeynep? Yani Ali'nin evinde kalmak ne demek? Burası dururken ben buna hayatta izin vermem Zeynep. Ama... Neyse Kuzey'dir, ben bakarım. Aması maması yok Zeynep'ciğim. Ya burada kalırsın ya babanla kalırsın. Hoş geldin. Ne haber? İyi. Aynı. Sen ne yaptın? Ne yapayım ya, bildiğin gibi işte. Babanla konuştum. Neden? Ya işte bizi fırının önünde öyle olaylı görünce durumu açıklamak istedim kendisine. Gerçekten ilgilendirmiyor beni artık. Zeynep kendi kararlarını verebilecek bir kız. Ya abi ben benim yüzümden gerçekten aranızın şey olmasını yani açılmasını istemem kesinlikle. Bunları konuşmayalım daha fazla. Ben de kararlıyım. Zeynep gerçekten pişman olduğunda gelsin karşıma. O inatçıysa ben ondan daha inatçıyım. Şişt. Kızım saçmalama ya. Saçmalama Zeynep. Bak işler böyle giderse daha da büyüyecek. Yani sonunda çok büyük tatsızlık olacak. Anladın mı? Yemek yedin mi? Evde bir şeyler atıştırdım. Çocuklar gelsenize, ne yapıyorsunuz kapı önünde? Tamam. Geliyoruz. Hadi gel. Boş ver ya, her gece şimdi rahatsızlık vermeyin. Sen hazırlan da çıkalım hadi. Yok, ben çıkamıyorum. Niye? Anlatırım sonra. Gülten abla sokağa çıkma yasağı getirdi. Sen benim yüzümden mi? Yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Kardo. Ne haber? Hoş bulduk. Sen de mi buradaydın? Beni biliyorsun oğlum. Felsefem belli. Yemek buldun ye, dayak buldun yedir. İlahi Ali. Handan Hanım nasıl oldu? Geçti mi paniği? Yani sakinleşmesi biraz uzun sürdü. Benim yüzümden herkesin hayatı bu kadar renkli oldu yani.
Kuzey fırtınası diye boşuna demiyoruz oğlum. Fırtına? Bir sonraki sürprizin nedir? Benim de arkamdan biri çıkacak mı? Şey yapmayın, kusura bakmayın Gülten Hanım. Size de daha önceden söyleyemedim bunu. Ama tabii panik yapmaya gerek yok. Tedbirli elden bırakmayalım diye düşündüm. Sen gelmeden de bunu konuşuyorduk. Ay otursana çocuğum, ne öyle dikildin ayakta, otur. Şey, ben tokum. Olur mu canım, biraz tadına bak bari hadi. Biri yer biri bakar. Ay işte sonunda da biliyorsun zaten. Otur hadi. Cemre gelmedi mi? Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.